Merhabalar, bugün sizlerle dereotlu ve kaymaklı bir poğaça yapacağız. Bunu mayalı poğaça değil, bu kabartma tozu ile yapacağız. O yüzden daha geç sürede bayatlıyor. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Yarım çay bardağı yoğurdum var. İlave ettim. Önce sıvı malzemelerimi ilave edip bir karıştıracağım. 2 adet yumurtam var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. Diğeri burada. Onu ilave ettim. 2 yemek kaşığı sirkem var. Sirkemi ilave ettim. 1 tatlı kaşığı şekerim. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı dolu dolu kaymağım var. Gram da margarinim var. Bu yumuşak. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Margarin de hangisini isterseniz. Şimdi bunları bir elimle iyice karıştırıyorum. Bütün malzemeyi birbirine karıştıralım. Bir tek kabartma tozumla unum kaldı. Bunları da azar azar yoğururken ilave edeceğim. Evet, şimdi unumu ilave ediyorum. Kabartma tozumu da. Hamurum iyice yoğrulduktan sonra, kıvam aldıktan sonra dereotunu ilave edeceğim. Dereotunda bir tutam, yani yarım demet kadardı. Yıkadım, ince ince doğradım, hazır. Onu hamurum olduktan sonra ilave edeceğim. Evet, hamurumu yoğurdum. 4,5 su bardağı un kullandım. Kıvam gayet güzel. Bu şekilde yumuşak, elime yapışmayan bir hamur yaptım. Şimdi dereotunu ilave ediyorum. Bu şekilde küçük küçük doğradım. Dereotumu yıkadım ve kurulamıştım ben. Eğer siz nemli koyarsanız bir yemek kaşığı kadar daha un ilave edin üzerine. Çünkü dereotu nemli olduğu zaman hamuru biraz daha yumuşatıyor. Ben iyice kuruladım, koydum. İsterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi iyice yoğuruyorum. Evet, taburumu iyice yoğurdum. Şimdi şekil vereceğim. İstediğiniz boyda ve şekilde verebilirsiniz. Ben yuvarlak yapacağım bugün. Cevizden biraz büyük aldım. Bu şekilde biraz da kabaracağı için ben bu şekilde yapmak istedim. Bu boy yeterli benim için. İçerisinde kaymak olduğu için peynir koymuyorum. Ama siz bu poğaçayı kaymaksız yaparsanız içerisine peynir koyun. O zaman daha lezzetli oluyor. Bu şekilde bütün hamurların bitene kadar şekil vereceğim. Evet, bu şekilde bütün hamurlarıma şekil verdim. Yumurta sarımın içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Küçük bir çay kaşığı kadar da toz şeker koydum. Bu şekilde yaparsanız poğaçalarınız daha parlak olur. Şimdi karışımımı bütün hamurların üzerine sürüyorum. Evet, yumurta sarımı sürdüm ve poğaçalarımın üzerine şöyle çatalla çizikler atıyorum. Bu piştiği zaman güzel bir görüntü oluyor. Üzerine de çok az susam atıyorum. Bu arada fırınımı açtım. 200 derecede ısınıyor. Sıcak fırına koyacağım. Poğaçalarınızı, böreklerinizi mutlaka sıcak fırına koyun. Yoksa içerisinde kuruyup çok sert oluyorlar. Mutlaka ve 200 derecede pişirin. Bu tür poğaça ve böreklerinizi. Tamam, attım. Şimdi poğaçalarımı fırına veriyorum. Alt üstü kızarana kadar pişireceğim. Evet, poğaçalarımı fırından aldım. Son hali bu şekilde. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.